Şimdi arkadaşlar bu fir döndü. Biraz daha zayıf bir fir döndü. Şu daha etkili. Büyük balıklarda açma yapmıyor. Kırılma yapmıyor. Yani siz bunu tercih edin. Ben bağlamak için şunu göstereceğim. Rahat bağlamak için. Ama ben de avlarımda bunu tercih ediyorum. Onu söyleyeyim size. Önce fir döndüğü bağlayalım. Şimdi. Halkadan geçirdim. Şöyle. Buradan 1 2 Bir tane daha geçirsem yeterli. 3. Şu parçayı ağzımla çekiyorum. Şu şekilde. Bunu biraz ıslatmam gerekiyor. ıslatmazsam misineye burada zarar veriyor arkadaşlar. Islatıyorum. Çektiğimde bu buraya oturuyor. Artık bunun buradan çıkma ihtimali yok. En kötü kopar. Bu fazlalığımızı keselim arkadaşlar. Şimdi yaklaşık şöyle bir karış mesafe bırakıyorum. Şuradan tuttum. Şurada bir halka yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir tane halka yaptım. Bu halkayı şu şekilde 1, 2, 3 geçirdim ve çektim. Şu şekilde. Bu bağlama sistemi arkadaşlar çok etkili. Onu söyleyeyim. Birazcık uzun sürebilir ama çok etkili. Şimdi bu bağladım. Gördüğünüz gibi şurada bir halk oluştu. Şimdi şuradan tuttum. Şu şekilde bir halk oluşturdu. Şöyle. Şimdi burada şu misinaları şu şekilde birbirine doluyorum. 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 Şu aradan şu halkayı geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle geçirdim. Dikkatli bakın. Şöyle halkadan geçirdim. Şimdi burayı da biraz ıslayabilirim sürtünmeyi azaltmak için. Şöyle biraz daha sıkışsın. Şimdi şurayı ıslatıyorum. Islattıktan sonra çektiğimde misinama da zarar vermemiş oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde. Burada şunun bir tanesini keseceğim arkadaşlar. Buna şöyle aynı bir karış mesafeden bir tane daha halka yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir tane daha halka yapıyorum. Şöyle bir iki. İki tane geçirmem yeterli. Çünkü buraya İster e, küspeyi takın, ister ağırlığı takın. İki tanesi yeterli. Yine aynı şekilde sıktım. Burada da şunu yapabiliriz yine. Şimdi bakın bu şekilde bir halka oluştu. Şöyle. Yine buradan aynı böyle katlayıp şu şekilde 1 2 3 4 çevirip şu şunu aradan yine geçireceğim. Yine aynı mantık. Şöyle. Sonra bunu biraz ıslatıp çektiğimde gördüğünüz gibi şu şekilde oldu. Şimdi bu özel bir marka iğne değil. A baylarında bulabilirsiniz. Dökme e, döküyorlar. Oradan seçebilirsiniz. Bu 1.0 bir iğne. Sol çapraz. Keskinliği çok önemli arkadaşlar iğnenin. Şu şekilde elimle dokunduğumda bakın direkt alıyor. Balık zaten sazan balığı vakumladığı için bunu vakumladığı an ağzından tükürme şansı yok. Direkt oltada arkadaşlar balık. Şimdi burada bunun ucuna takacağım. Ee, boncuk çok önemli. Şimdi ben mesela buna şu boncuğu taktığımda bakın. Bak ağzından da çıkıyor bu. Baya büyük geldi. Şunu taktığımda bu çıkmasa da bu da gene büyük arkadaşlar. Ama şu boncuk 1.0 bu iğnem için tam ideal. Yani İğneye göre boncuğu seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden takım çok önemli. Takım birbirini tamamlaması gerekiyor. Şimdi ben nasıl yaptığımı göstereyim. Şimdi burada boncuğu önce buraya takıyorum arkadaşlar. Şu arkaya attık. Boncuğu attık. Şimdi burada da şu mesafe önemli. Şöyle bir dört parmak yeterli. Şimdi burada bu misinayı nasıl bağlayacağım? Şöyle koydum. Şöyle koydum. Şunu kıvırdım arkadaşlar şu şekilde. Daha sonra şu ipimi buradan sarıyorum. 1 Tabi bunlar zamanla arkadaşlar ustalaşacaksınız. Hemen hızlı hızlı olmaz. Şu şekilde 3 tur çevirdim. Bir tane daha çevireyim garanti olsun. Daha sonra şu boşluktan ben bunu geçiriyorum. Burada çok dikkatli olun arkadaşlar. Ağzımla ben bunu çekeceğim. Ama iğneye dikkat edin arkadaşlar. Acele etmeyin ağzınıza aman Allah girer. Sonra sorun yaşarsınız. Şimdi şunu çekeceğim ağzımdan. Hafif sıkıştırdım. Yine buraya hafif ıslayabiliriz. Hafif ısladım. Sonra arkadaşlar buradan biraz çektiğimde gördüğünüz gibi buraya oturdu. Fazlalığı buradan kestim. Evet babacım şu tarafa gel. Gölge oluyorsun. Şu tarafa gel babacım. Şimdi arkadaşlar burada Gördüğünüz gibi benim boncuğum buradan içeri girebilir, burada da kalabilir, sıkıntı yok. Ama e, burada, şimdi mısırları nasıl takıyorum? Şuradan biraz da mısır takmayı göstereceğim. Arkadaşlar mısırları şu şekilde takıyoruz. Ya burada ben e, Mısır haşlanmış mısır kullanıyorum. Evde olmadığı için e, bu mısırdan yaptım ama size göstermek için siz haşlanmış güzel mısır alın arkadaşlar. Çünkü mısır da önemli. Burada kesinlikle iğnenin ağzını kapatmıyoruz arkadaşlar. İğnenin ağzını kapatırsanız balık alamazsınız arkadaşlar. İğnenin ağzı açık kalacak. Şu şekilde iğnenin ağzı açık kalacak. Yani sistem bu. Balık bunu vakumladığında ağzına tükürme şansı yok. Zaten iğne direkt üst damak ya da alt damağa oturuyor hemen. Balığı da almış oluyorsunuz. Yani sistem şöyle göstereyim. Şu şekilde yaklaşalım. Bu suda şu ağırlık. Tabi ağırımıza takalım. Ağırlığımı buraya taktım. Şöyle ağırlığımı taktım. Şöyle taktım. İstediğim zaman değiştirebilirim. Tabi buraya da bir iğne takacağız. Ee, neyse onu da takalım. Onu da takalım. Hepsi tam olsun. Şöyle şuradan bir iğne daha seçelim. Yine aynı iğneden seçiyorum. Şöyle. Çok güzel iğne. Buna da yine arkadaşlar boncuk e, takacağım bir tane. Yine aynı boncuğu kullanacağım. Şöyle şu boncuğu kullanacağım. Şimdi boncuk takmak önemli mi? Çok önemli arkadaşlar. Mısır bittiğinde bu boncuğu mısır zannedip balık yine vakumlayacak. O yüzden mutlaka sazan avında boncuğun olması gerekiyor arkadaşlar. Buna kesinlikle dikkat edin. Hatta bu sefer şu iğnedeyken takacağım. Misine kalın geldiği için geri gitmedi. Bu da burada olmuş olsun. Yine aynı sistemde farklılık yok. Şu şekilde şuradan tuttum bir halka oluşturdum. Etrafına çeviriyorum arkadaşlar. 2, 3 tur, 4 artık. Sonra şu halkadan geçiriyorum. Ağzımla çekeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi, bu da tamam. Burada da yine, buna mısır takabilirsiniz. Ben hiç mısır takmadan da, sadece bu boncukla arkadaşlar balık aldım. Onu söyleyeyim size. Mısırsız da atabilirsiniz, mısır takıp da da atabilirsiniz. Önemli olan bu boncuğu e, görüp saza'nın vakumlaması arkadaşlar. Şimdi takımımı şu şekilde bir göstereyim tamamını. Şöyle göstereyim, yaklaşalım. Takım bu arkadaşlar. En sade, en öz ve en avcı takım arkadaşlar. Ben balıklarımın çoğunu hep bununla alıyorum. Yani bir tane değil 10 tane 15 tane bir gittiğimde sazan alıyoruz salıyoruz. Ee, yiyeceğimiz kadar bazen birkaç tane alıyoruz. Ama sistem bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu suya attığımda bu şekilde duruyor. Şöyle bu şekilde duruyor. Bu bazen havadan alabiliyor. Ee, yerde dolaşan balık yaklaşalım. Yerde dolaşan balık da bunu vakumluyor arkadaşlar. Sistem bu şekilde. Bu ağırlığın yerine direkt küsbeyi de takabilirsiniz. Ben burada size biraz kalın misina ile gösterdiğim için ee, iğneyi bağlamak biraz daha zor oldu. Tabi bu kadar kalın misina kullanmayacaksınız arkadaşlar. En fazla kırklık. 40'ı geçmesin yani misinamız. Bu şekilde bu ağırlığı yerine bunu da içten geçirip şu şekilde içinden geçirip arkadaşlar. Bu şekilde. Şunu şuradan halka yapıp geçirdiğinizde tabi tam boyuna denk geliyor mu bakalım. Evet tabi biraz zor geçti. Biraz daha halkayı büyük yapabilirsiniz. Biraz daha halkayı büyük yapıp bunu buradan geçirip bu şekilde de ağırlık niyetine kullanıp balık alabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada 3 4 tane 5 6 tane iğne olduğunda biz bunu attığımızda bazen çalı oluyor, taş oluyor, takılıyor. Balık balığın da aldığını düşündüğümüzde e bu da takıldı. E ne olacak arkadaşlar? Bu kopacak. Sonra balık burada ağzında iğneyle suda kalacak. Ya yani o yüzden arkadaşlar 2'den fazla iğne kullanmamanızı tavsiye ederim. Hepiniz